gafur kim? Balagat yaşiga yetgan her bir mu'min musulman erkek ayol namaz okuşu farz hisoblanadi. Balagatni yaşını bilish o'g'il bolalarda ehtilom bo'lishdan boshlanadi. Uyqusida bulg'anishdan, qizlarda hayz ko'rishdan boshlanadi. Bu 9 yaş, 12 yaş deganlar taxminiy gaplar. Hakiki şer'i o'lchov shu. Ana shu vaqtdan namaz okuş kerak. Lekin bizi diyarımızda avvalgi tuzumni kasofati tufaylik ko'pchilik odamlar vaqtida namazını boshlamay qolganlar. Alhamdulillah hozir o'qishyapti. Endi tushunib, anglab yetgandan keyin nima qilamiz endi avvalgi o'qilmay qolgan namozlarni degan hozirgi kabi savollarni berishadi. Bu masala hozirgi kunni dolzarb masalalardan bittasi, chunki aralash-quralash bo'lib qoldi. Aralash-quralash bo'lganligi ba'zi bir shayxlar sopichlikni yo'lini tutib yuribmiz degan zotlar, ularning muridlari atrofida yurganlari kim kelib shayxga qo'l ersa, tavba qilib unga murid bo'lsa, qazosini o'qimay qo'yaveradi, gunohi kechirilib ketadi deyishyapti. Dalillari, hujjatlari nihoyatda zaif yo'q. Juda siqishtirib kelsangiz, o'tganlarimiz aytgan, ular bir narsani bilishi kerak, kelsa bilgan bo'lsalar kerak deyishadi. Ba'zi birlari dalillar ham keltiryapti, u dalillar hech narsaga arzimaydi. Hamma kitoblarimizda, fiqh kitoblarini hammasida, hadislarni shu fiqhga oid toplangan jamoatlarda hammasida qazo namoz bor. Bir ibodatni o'z vaqtida bajarish ado deyiladi. Vaqtidan kech qolib bajarish qazo deyiladi. Haligi aytgan zotlar juda ham savodsiz odamlar, shuning uchun qazo degani o'ldi degani, o'lgan namoz bo'lmaydi ham deyshyapti. Bu juda ham kulgili narsa. Ya'ni shariatdan, ma'rifatdan bu demak, fiqhdan zarracha ilmlari yo'qligi johilligini yorqin bir namoyandasi shu. Demak, kishilar namozni vaqtida o'qiy olmay qoldi, qazosini o'qishadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari Qaybardan kelyatib, sahroda tong paytida sahobalar bilan yotib uxlashib qolgan va turganlaridan keyin bomdodni qazosini o'qishgan. Mana shu narsani o'zi qazoni shariatga kiritish uchun hikmat yuzasidan Alloh taolo qilgan ish. Bo'lmasa payg'ambar alayhisolatu vasallam uxlab qolishlari mumkin emas. Boshqa hadislarda ta'kidlab aytganlar, "Meni ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi" deganlar. Shu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning shaxslarida qazoni qandoq o'qilishini ko'rsatib qo'yish uchun Alloh taolo mana shu hodisani o'zi bo'lishini iroda qilgan. Shuningdek, Xaybar urushida dushman bostirib kelib, xavf xatar kuchayganligi uchun kunduzgi namozlarini o'qisholmagan, dushman bilan to'qnashib turib, keyin hammasini jamlab kechqurun o'qishgan. Mana qazo namoz bor. Shuningdek, Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Kim namozidan uxlab qolsa, uyg'onganda o'qiydi. Kimning namozi esidan chiqib qolsa, esiga tushganda o'qiydi deganlar. Mana shu hadislar, hujjatlar, dalillarni jamlab fuqaholarimiz aytadilarki, har bir odam o'zi qazo qilgan namozlarini chamalasin. Chamalab turib, asta-sekin o'qishni yo'lga qo'ysin qazosini. Tirikchilikdan ajrab chiqmasin. Bordi-keldilarini yig'ishtirib qo'ymasin. Oddiy turmushini, maishatini davom ettiraversin, lekin bo'sh vaqtida qazo namozlarini o'qishni yo'lga qo'ysin deyiladi. Qolganlari maslahat. Men ko'proq aytamanki, mana 5 vaqtda o'sha namozni, masalan, peshinda o'qiyotgan vaqtingizda yo oldin yo keyin 2ta, 3ta qazosini o'qib qo'y. Bir kunda 3 kunlik nima? Qazo ketadi. Asrda ham shunday qilinglar, shomda ham shunday qilinglar. Xuftonda ham bu qoida emas, maslahat.
Kaza okuyan adam hazır, bana kuftandan keyin bomdatni kazasını okusayım bol uğradı. Peşinli kazasını yem okusa bol uğradı. Asırını, haklıganını oku uğradı. Vakti de kaç zaman oku alırsa, oku uğradı vaktini tapkende. Mukim bop durup, özünü uyuda, diyarıda yaşayıp durup, kazakıgan namazlarını toluk okuydu. Musafir bolup, kasır okuş gereği bakan namazlarını kazakısa, onlarını kasır okuydu. Vitrini ham okuydu kazasını. Farzını okuydu, sünnetlerini okumaydı. Ana her kim kolundan kiganıca okuursun. Kabul kıladı kanım Allah, keçirdi kanım Allah. Haliki kazanı okumasa bola uğradı, şeyhini kolunu asayı, bayat kısa, tavba kısa onu aldı da degenlerge etiledi ki kareyler. Bu silahını yapıyorlar, umumi esası yok. Daliliyem yok. Lekin mayri keriler hemme dalil esaslarını taşıdığı da aklımızın işleteydik. Hazır sizler bilen biz ihtilaf kaldık. Birov kaza okuladı diye yaptı, birov okulmaydı diye yaptı. Hop sizler okuma yapsalar. Hazır anıgını bilme yapmaz. Anıgı kıyamette çıkadı. Kıyamette bu organilerde okuş kereye gidip kosa ne kılasılar? Biz okup koyamız, kıyamette okumasını kereye gidip dese okuganımızda sevap olur yani. Ziyada bir ibadet sıfatıyla yazılı uğradı. Lekin özü okuladı, o anık. Biz bunlarla ne? Demek akıl cihattan hem doğru iş kımayetkarlarını ispatlaş için şunu aytamız. Şunun için kazası var adamlar, cüda vahimayam kıvarmasın. Oho, bunçanı kaçan okuyamandı. Yok ki dengeselik kılıp, endi anaları okuma yaptı, benim okumayı koyuyor demesin. Okusun, koludan kekenizce hareketini kıla vursun. Haliki etkenimizde kabul kıladı anam Allah'ın ozu, günahını keçirdi anam Allah'ın ozu. Hem mesele şu, çin niyet bilen, bende ihlas bilen amel kıptırsa inşallah akıbeti yakışık olur.